Oo, süper. Arkadaşlar bakar mısınız? Peynirli kekimin güzelliğini. Yerken zayıflıyorsunuz. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Bu tarifimi mutlaka deneyin. Benim kızım kahvaltıyı her gün bir dilim götürüyor. Çünkü içerisinde peyniri, zeytini, yumurtası, yoğurdu ama un olmadığı için hem şişmanlamıyor hem karnı tok oluyor. Bu güzel tarifi mutlaka deneyin. Biraz ılayınca tadım aşamasına geçeceğim. Şimdi çok sıcak. Biraz içini çeksin. Hepinize afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Arkadaşlar benim mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sağlıklı, unsuz, peynirli kek yapıyorum. Sağlıklı kekimin içerisinde 3 adet yumurtam var, peynirim var, zeytinim var, yoğurdum var, yağım var, un yok kesinlikle, nohutum var, 2 su bardağı yulafım var, 1 su bardağı ıslatmış olduğum nohutumu süzüyorum. Kesinlikle nohutumuzu haşlamıyoruz arkadaşlar. Bir bardak nohutu akşamdan ıslattım. Bu hale geldi. İyice suyunu süzdükten sonra robotta çekeceğim. Şimdi bu şekilde kenarda bir süzülsün. 2 bardak yulafımı robotta un haline getiriyorum. Eğer sizde yulaf unu varsa bu şekilde çekmenize gerek yok. Yulafımız iri un haline geldi. İçerisine nohutumu ilave ediyorum ve çekmeye devam ediyorum. 3 yumurtanın içerisine 1 bardak 200 ml yoğurdumu ilave ediyorum. 100 ml zeytinyağı mı ilave ediyorum. Siz dilediğiniz sıvı yağını kullanabilirsiniz. İçerisine çekmiş olduğum robot tam kıvamlı inceltmiyor. Tekrar el blenderı ile yumurtanın hepsini yoğurdu birlikte çekeceğim tekrar. Tuzlu kek olduğu için bir tatlı kaşığı tuzum var. 20 gram kabartma tozu kullanıyorum. Çünkü çiğ ürünler kullandığım için tekrar çekiyorum. Ay çekirdek içinden şöyle arkadaşlar şu çukuruna bırakıyorum. Bir ay çekirdek koyuyorum çukuruna arkadaşlar. Bir tanesini de yulaf koyacağım. Kek kalıbım şu şekilde. Şimdi arkadaşlar size kıvamı gösteriyorum. Kıvam bu şekilde. Çok koyu değil. Lor peynirim var. Onu sert lor peyniri ince ince doğradım. 100 gram zeytinim var. Çekirdeklerini çıkardım. Şu şekilde karıştırıyorum güzelce. Her yerine eşit zeytin ve peynirin geçmesi için. Arkadaşlar dereotunu yıkadım, kuruttum. Şu şekilde biraz da dereotu, kuru dereotu çok yakışıyor bu tarifime. Onu da ilave ettikten sonra kek kalıbımı dökeceğim şimdi. Şimdi arkadaşlar kek kalıbımızı dökmeye başladık. Şöyle yavaş yavaş çeviriyorum. Çalışanlar için, diyet yapanlar için bu tarifim çok iyi oluyor arkadaşlar. Bir dilim aldıkları zaman yanına tüm proteinler ve içerisinde un yok. Böyle güzel tarif yok. Şimdi 190 derece fırında fansız bir şekilde 10 dakika oldu fırınım açık pişmeye gidiyor. Şimdi 190 derece fansız fırında pişmeye girdi. 45 dakika 190 derecede pişti arkadaşlar. Şimdi kekimi fırından çıkarıyorum.
Evet arkadaşlar, zayıflatan peynirli kekim fırından çıktı. Çok sıcak. Şimdi bir 15-20 dakika soğumasını bekliyorum. Kek kalıbını ters çevireceğim. Fakat kekim o kadar güzel kabardı ki bakın. Bu yüzünü de kıyamıyorum ters çevirmeye. Bu yüzünü de kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, zayıflatan kekim fırından çıktı. Soğumasını bekliyorum. Arkadaşlar tam soğumadı ama bir 15 dakika oldu. Ben kekimi kalıbından çıkaracağım. Bak, tam kapanmadı. Şu şekilde. Oo, süper. Arkadaşlar bakar mısınız peynirli kekimin güzelliğini? Yerken zayıflıyorsunuz. Şu güzelliğe bir bakar mısınız arkadaşlar? Bu tarifimi mutlaka deneyin. Evet arkadaşlar, zayıflatan kekim, sağlıklı kekim, protein deposu. Bu güzel kekim sizlere öneriyorum. Bakın kalıbından ne kadar güzel çıktı. Yağladım sıvı yağlıyla. Ay çekirdeği, yulaf. Çukuruna kek kalıbıma koymuştum. Çok şık oluyor bu şekilde. Benim kızım kahvaltıya her gün bir dilim götürüyor. Çünkü içerisinde peyniri, zeytini, yumurtası, yoğurdu ama un olmadığı için hem şişmanlamıyor hem karnı tok oluyor. Bu güzel tarifi mutlaka deneyin. Biraz ılayınca tadım aşamasına geçeceğim. Şimdi çok sıcak. Biraz içini çeksin. Hepinize afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Lütfen Selvi'nin mutfağını izlemeye devam edin. Evet arkadaşlar, bakar mısınız şu güzelliğe. Şimdi keserek içinin dokusunu sizlere göstereceğim. Şöyle kıyamıyorum kesmeye. Bakar mısınız arkadaşlar? Şu güzelliğe şöyle de göstereyim. İçinde peynir dolu. 150 gram peynir koydum. 100 gram zeytin. Çok nefis oldu. Şöyle bir sizin için tadıyorum. İçerisinde un yok. Protein. Elimle göstereyim ben size. Bakar mısınız arkadaşlar? Olamaz böyle bir lezzet, süper bir lezzet. Bakın iç dokusuna. Unsuz kekimiz şu şekilde. Ama soğumamış, çok sıcak. Siz biraz soğutarak kesin. Peynirler, zeytinler. Şu muhteşem keki lütfen deneyin. Hepinize afiyet olsun.